Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Bal. Sizlere flash bellekten nasıl format atabileceğimizi göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan yeteri seviyede bir flash bellek ve Windows dosyaları. Ben bir ISO dosyasını, Windows 8'in ISO dosyasını kullandım. Bunu daha hızlı, videomuz daha hızlı bitsin diye daha önceden çıkarttım. Yani ISO dosyama sağ tıklayarak buraya çıkart seçeneğine tıkladım. Siz CD içerisinden kopyalayıp herhangi bir klasöre de atabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İlk olarak komut sistemini çalıştırmam gerekiyor. Bunun için başlata cmd yazarak komut sistemini çalıştırdım. Buraya disk part yazıyorum ve işlem menümü açıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi ilk olarak burada yapmam gereken şey bilgisayara takılı olan sürücüleri listelemek. Bunun için de disk diyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarına takılı olan sürücüler listelendi. Bir hard diskim, diğeri de gördüğünüz gibi disk 2 olan yani 8 GB'lık flash belleğim. Benim işime yarayacak olan, benim kullanacağım flash bellek bu. Dikkat edin buraya. Bu çok önemli çünkü hard diskinizi biçimlendirmek istemezsiniz. Şimdi flash belleğimi seçiyorum ilk olarak çünkü onun üzerinde işlem yapacağım. Bunun için Select Disk 2 diyorum. 2 dememin sebebi de gördüğünüz gibi disk adı 2. Enter diyorum. Ve sürücümü seçtim. Daha sonra içini temizlemem gerekiyor ki işlem yapabileyim. İçini de temizledim. Gördüğünüz gibi hep başarılı sonuçlar alıyorum. Zaten herhangi gördüğünüz gibi yanlış yazarsam böyle bir hata veriyor. O yüzden doğru yazmanız gerekiyor. Burada size zaten yönlendirme kısa yolları çıkıyor. Ben bu şekilde çözdüm flash bellekten format atabilmeyi. Daha sonra yapmam gereken şey orada bir bölüm oluşturmak. Onun için de Create Partition Primary diyorum. Ve Enter diyorum. Gördüğünüz gibi bir bölüm oluşturdum. Ve bu bölümü aktif hale getirmem gerekiyor. Ve aktif yazarak bu bölümü aktif hale getirdim. Daha sonra bölümümü biçimlendireceğim. Bu biraz uzun sürebiliyor. Bunu beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sonuçlandı. Zaten bu hatalı olsaydı, yani flash bellekte herhangi bir sorun olsaydı başarılı sonucu alamazdık. Daha sonra bu bölümü işaretlemem gerekiyor. Yani daha doğrusu bölüm işaretlemem derken ona bir sürücü adı vermem gerekiyor. Bunun için de assign yazıyorum. Yani İngilizcem affedin. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi I harfini verdi. Kapatıyorum bunu. Artık bununla bir işimiz yok. Quit diyorum. Quit diyorum ve çıkıyorum. Yani exit'ten çıkalım. Daha sonra şu anda flash belleğimiz formatı hazır. Dosyaların hepsine sağ tıklayarak gönder diyorum ve yeni oluşturduğum sürücünün içerisine atıyorum. Daha sonra bu sürücünün içine attığım zaman daha sonra yapmanız gereken şey bilgisayarınızı yeniden başlatarak boot menüsüne gireceksiniz ve buradan flash bellek başlangıcını seçmeniz gerekiyor. Yani bilgisayarınızı flash bellekten başlatmanız gerekiyor. Bunu da daha detaylı olarak zaten blogumda anlattım ben. İsmailbal.com'a girerek oradan detaylı anlatımını görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.